Gülen Cemaati ve Cem Vakfı tarafından Mamak'ta temeli atılan Cami Cemevi projesine karşı başlayan sokak eylemleri sürüyor. Dün gece yine sokağa çıkan vatandaşlar Tuzluçayır Meydanı'nda toplandı. Polis havanın kararmasıyla birlikte biber gazı, tazikli su ve plastik mermilerle saldırmaya başladı. Saldırının ardından ara sokaklara dağılanlar tekrar meydana çıktı. Polis de vatandaşlar arasındaki meydanı tutma savaşı gece geç saatlere kadar sürdü. Çok sayıda kişi yaralandı. Polis ara sokakları da gaz bombası yağmuruna tuttu. Vatandaşlar evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirterek polise tepki gösterdi. İlerleyen saatlerde polis şiddetin dozunu daha da arttırdı. Çatışmalar boyunca polis DİHA ve Evrensel Gazetesi muhabirlerini sürekli hedef aldı. Polis bir inşaatın üstünden görüntü alan muhabirlerimiz Hasan Akbaş ve Birkan Bulut'u darp ederek binadan indirdi. Akbaş ve Bulut basın kimliklerini göstermelerine rağmen polisler cop, tekme, yumruklarla saldırdı. Polislerden biri Hasan Akbaş'ı binadan aşağı atmakla tehdit etti. Merdivenlerden itilerek aşağı indirilen muhabirlerimize yapılan saldırı kayıtlara da yansıdı. Saldırının ardından muhabirlerimiz Birkan Bulut ve Hasan Akbaş yaşadıklarını Karşı Pencere programımıza bağlanarak aktardı. Bir inşaatın çatısından çekim yapıyorduk. Yanımızda Özgür Gelecek'ten bir muhabir vardı. O çatışmanın, o gergin anların bitmesini beklerken bir anda yaklaşık 15-20 tane çevik kuvvet inşaata girdiler. İnşaata girerken hatta birinci ve ikinci katlarda gaz bombası attıkları çok dikkat çekiciydi. Yanımıza geldiklerinde basın mensubu olduğumuzu, Evrensel Gazetesi muhabiri olduğumuzu söyledik. Biz bunu dememize rağmen ilk önce hastaneye yöneldiler ve kalkmaya başladılar. Kalkanlarla, coplarla vurmaya başladılar bize orada. Darp ettiler. Biz sizin kimin gazetecisi olduğunuzu biliyoruz gibi dediklerimizin hiçbirini aslında şey yapmadılar, kaydı almadılar. Biz biliyoruz gazeteci olduğunuz ama siz kimin gazetecisiniz çok iyi biliyoruz. Gel bakın buraya falan gibi kafamızdan başlayarak artık birçok şiddet yöntemini uyguladılar bize orada. Hatta binadan aşağı atmakla tehdit edildik. Daha sonra telefonum çaldı benim. Kimdi bilmiyorum, hala bile bakamadım telefonuma. Telefondaki arkadaşa ben gözaltına almaya çalışıyorum. Şu an bizi darp ediyorlar, gazeteye haber verin dedim. O sırada bir tane polis elimden telefonu aldı ve sırtıma bir tekme attı. Bu yeni betonlanmış bir asfalt merdivende sürüklemeye başladılar beni. Bu sırada kolum yaralandı. Bu yaralanma sırasında da polislerin yine hakaretlere devam ediyordu. Yani daha beter olabilirsiniz, daha kötü olabilirsiniz. Evrensel muhabiriymiş falan gibi imalar yine oldu. Ondan sonra da aşağı getirildiğimizde başka bir polis kitlesinin içine getirildik. Orada da biraz itip kalktılar. Evet. Ve orada tartışma yaşandı. İşte burada ne arıyorsunuz, şunlar bunlar. Bayağı hakaretler oldu. Ve daha sonrasında serbest bıraktılar bizi. Hastaneye giden muhabirlerimizden Hasan Akbaş darp raporu aldı. Bugün polisler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Ankara'da Çayyolu, Batıkent, Keçiören ve Dikmen'de de eylemler yapıldı. Dikmen'de vatandaşlar Dikmen Caddesi'ne yürüdü, vatandaşlara polis saldırdı. Batıkent Meydan AVM önünde bir araya gelen yüzlerce Batıkentli, Tuzluçayır, ODTÜ ve Ok Meydanı'nda yaşanan polis saldırısını protesto etti. Çayyolu'nda 3 Bidan Farkı Forumu'nun çağrısıyla Arsedium önünde toplanıldı. Atapark Forumu ve Türk Konut Halk Meclisi Forumu da yürüyüşe destek verdi. Keçiören halkı da saldırıları protesto etmek için yürüyüş yaptı. Aman, Keçiören,
100. yılda da eylem vardı. ODTÜ öğrencileri ve mahalleli her akşam eylem yapmaya devam ediyor. Dün akşam şantiye alanına giren öğrenciler çiçekler dikti.